Karspor Spor Aktifi Sunar sevgili izleyenler. Spor Aktif'te beraberiz. Şimdi Fenerbahçe maçını 3-1 kaybettik. Müsabakanın ilk 13 dakikasını ayırırsanız bir sıfır yendik döndük. Şimdi Fenerbahçe rolantiye aldı? Rolantiye aldıysa biz golü nasıl bulduk? Ve genç Özgür'le bulduk. Bakın haftalardır, aylardır Özgür Özgür dedik dilimizde tüy bitti. Bu çocuğun kumaşının kaliteli olduğunu biliyoruz. Tanıdığımız, bildiğimiz bir çocuk. Bizim kendi çocuğumuz, altyapıdan çıkardığımız bir çocuk. Bu çocuğa şans verilseydi, belki bugün o eurolar ödediğiniz, dolarlar ödediğiniz birçok oyuncuya ihtiyaç duymayacaktınız. Bunların sayısını artırmak gerekiyordu. Önemli olan bu. Ee, Onursal Başkan'ın da dediği gibi altyapı, altyapı çok önemli. Altyapının ne kadar önemli olduğu hem maliyet açısından hem ruh açısından bir kere daha ön plana çıktı. Hemen sözü Erdinç Hoca'ya vereceğim. Ee, Hocam Fenerbahçe maçı 3-1 ee, neler söyleyeceksiniz? Şimdi biraz sonra diğer rakiplerin e, maçlarını getireceğiz. Kalan maçlarımızı getireceğiz. Çünkü zamandan yana da sıkıntı yaşıyoruz. Hem maç saati hem spor aktif üst üste binince <laughs> e, televizyondaki dengelerde de alt üst oluyor Olsun. tabii ki. Ee, Var, söylenecek çok fazla bir şey değil hocam. 3 dakikalık bir maç oldu. Benim 3 dakika Başlığı attığınız zaman 3 dakikalık, üç dakikalık, dakikalık, dakikalık bir maç hocam. Başka hiçbir üç Bizim golü nereye bıraktınız hocam? Yani o gol illa ki olacak yani bir şekilde oluyor. Yani Erzurumspor da tabii Süper Lig'de oynayan bir e, futbol takımı yani. İşte Fenerbahçe'ye gitmişsiniz. Orada da oynuyorsunuz. Bir mücadele ediyorsunuz. Bunu ben e, şeyde de söyledim maç başlıyor programında. Bizim Hatay'a da 3-0 öndeyken o golü atmak için müthiş bir çaba değil mi? Hatta dedik ya siz de burada bu futbolu oynasaydınız. Biri Hatay. Biri de e, biri Beşiktaş'tan 7 tane yemiş Hatay. Bir de şampiyonluğa giden Fenerbahçe bugün şimdi ligin ikinci sırasında. Orada demiyorum. Bizim oradaki golü o golü bir tane atacağımız goldeki mücadeleyi de mi Döndükleri ki bunun Hatay maçında da şimdi niçin bunu bu mücadele bu ikinci ettik? Şimdi yarıdaki mi? mücadeleyi Başakşehir maçında verseydik Hocam, ne olurdu? Hocam Başakşehir maçında da biz mücadele ettik de bizim orada yani o tecrübeye ve deneyime yenildik bana göre. Ali Hocam siz nasıl değerlendirme yaparsınız Fenerbahçe'yi? Erdiş Hoca 3 dakikalık maç dedi. Ee, Erdiş Hoca e, yani 3 dakikalık maç doğru yani 3 dakikalık maç oldu ama e, benim dediğim mesela Erzurumspor eğer böyle baskı kuracaksa, böyle yapacaksa o penaltıdan sonra da kendini e, maça verip Peki o, o penaltının şokuyla o Hocam, tane golü çünkü şimdi iki dakikada iki gol yedi hocam. Süper Lig'de Süper Lig'de maç oynuyorsunuz, maç yapıyorsunuz. Yani bu e, penaltı olacak, goller olacak. Bunu çeviren o kadar takım var ki biz niye yapmayalım? Penaltı oldu tamam gol yedik ama ondan sonra işte biz yine e, kabuğumuza çekilelim. Fenerbahçe gelsin iki tane daha atsın 3-0 ondan sonra biz yüklenelim. Böyle bir şey yok. Ama golü hocam golü bulduk. Sonra... Bak bir tane de penaltı belki Oltan orada biraz dikkatli olsa birazcık arkadan çıksa pozisyon penaltıyı i̇şte kazandı. Bir tane hocam. kafa vuruşu var ha. direğin dibinden gitti yani maç bir anda sanki 3-3 biter. hocam zaten onu söylüyoruz biz şimdi normal maçın hepsine bir bakın. E dediği gibi 3 dakikada ne yaptılar? 3 tane attılar. Ondan sonra ne yaptılar? Çekildiler. E bu sefer biz eğer o penaltıdan sonra o şoku çabuk atsaydık üstümüzden. Tabi bu takımın içinde de olabiliyor. Mesela orada oyunu yönetecek futbolcu olması lazım. Yani bir içeride yani bunu atlatırız. Futbolcuları belki tabiri caizse hani pof poflayacak kişiler olması gerekiyor. Yani bunu yaptığın zaman biz o şoku atlattıktan sonra daha üst seviyede yine yüklenebilir. Belki de golü daha önce de bulabilirdik. Belki de bu maç öyle de bitmeyecekti. Yani biz arkayı sağlam alsaydık o ikinci golü ne yapmayacaktık? Yemeyecektik. 1-0 olacaktı. Atacaktın 1-1 olacaktı. Belki de buradan puanla dönecektik. Yo, şöyle de gelmez İki, i̇kinci ve üçüncü golün pozisyonlarına bakın. Oluşumuna bakın. Fenerbahçe gibi bir takıma veya ondaki oyunculara böyle pozisyonlar verilir mi? Yani yani Fenerbahçe yürüyerek geldi. Golleri attı gitti. Bir yani o, o pozisyonu verirsen de fenerbahçe e, atar. Bilet erken keserler hocam. Bilet erken kesti yani fenerbahçe erken kesti bilet. O pozisyonlar vermeyeceksiniz. Verirseniz bu takıma. Peki o penaltı pozisyonu hocam, e, penaltı değil de faul çalınsaydı... O penaltı oluşmasaydı e, maçın seyri nasıl olurdu? Bir de öyle Hı. alayım bir yer e, hemen takımların <laughs> orası çok farklı olur tabii. Yani o Oyun başlangıcında Fenerbahçe neyi istiyor? Bir an önce golü istiyor. Bir an önce bulayım, rahatlayayım. Ona göre de stratejim neyse onu uygulayayım dedi. Golü erken buldu. Tabii olmasaydı ne olurdu? Erzurumspor biraz daha güç güçlenecekti. Fenerbahçe'nin ataklarını göğüsleyecekti. Göğüsledikçe bu sefer güç artacaktı. Güç arttıkça oyuna gireceksin. Oyuna biraz daha üretken Fener, olacaksın. Fenerbahçe'de de stres artacak. Stres, stres atacak. Evet. Golü bulmayınca şimdi düşün ki e, pozisyona giremiyor Mesut Özil, değil mi? Ozan top kaybediyor. dönün bu tarafa. Sosa top kaybediyor. Öp, şey, Perkaz oyuna giremiyor. Böyle bir şey düşünün. Pas gelmiyor. Kendini göstermesi şey soğuk oyunda. Stres atıyor. Bu sefer Gökhan, Hasan ne yapacak? Güç kazanacak. Niçin karşıdaki takım Fenerbahçe ona karşı oynuyor? Çünkü bu bir bakma hocam. Bir aynı zamanda da bir piyasa. Piyasa. Evet. Bu, bu çok Peki, farklı bir piyasa. Peki Özgür'ü nasıl değerlendirsin Yani Özgür tabii yani en azından e, e, sevdiğim taraf yani belki de e, kariyerinin en güzel golünü attı. Attığında Fenerbahçe oldu. Yani en azından bundan sonra <laughs> golün var mı kime diyeceğini diyeceğim. Fenerbahçe. <laughs> Fenerbahçe Özgür hocam bundan sonra goller çok olacak. Haluk hocam sizden bir değerlendirme alayım. Yani penaltı olmasaydı maçın akışı nasıl olurdu? Yani ben onu söyledim hocam. Penaltı olmasaydı e, sağlam başlayacaktı geride. Mesela o boşlukları bırakmayacaktı Erzurumspor. Ee, boşlukları bırakmadığı zaman da bu sefer e, Fenerbahçe dediğimiz gibi strese girecekti. İlla gol atma, gol atma diye. Bu sefer şahs oyunlar başlayacaktı. Takımdan Poş hüviyetinden ayrılacaktılar Bu sefer Erzurum Erzurumspor'a pozisyon vereceklerdi. E, öz özgüveni gelecekti Erzurumspor'un. E, aynı bu e, son dakikalarda ya da o e, golden sonra belli bir dakikadan sonra yüklenmeler başlayacaktı. Golü bulana kadar yüklenmeler devam edecekti. Biz eminim buradan puandan da dönebilirdi, Puanlarla da dönebilirdik yani çünkü bizim başlarken gollere bakın burada için biraz sonra yine gösterir. Hı -hı. Gollere bakın. Feraltı o kadar pozisyonu. boşluk o kadar boşluklar var ki. O kadar boşluklar var ki adamlar yürüyerek gol attılar bize. Yani o boşlukları bırakırsan Fener orada keser yani cezayı keser. Yok hocam. hocam. Peki Özgür ü, Özgür için Özgür'ü zaten geçir, hocam. baştan beri söylüyoruz hocam. Bu gibi futbolculara ne yapacaksınız? Güveneceksiniz. Güvendi, golünü de attı. Ee, Özgür'ün kumaşı belli. Ayakları düzgün. Koşuyor, mücadelesini de yapıyor. E, doğru, e, dolayısıyla ne yapacak? E, ne kadar şans verirsen o kadar üstüne koyar. Hemen ben soruyu sorayım. Muhteşem soruyu ben sorayım. Özgür Kasımpaşa maçında oynar mı? Az önce hocam, hocam. Erdin Çocuk'a aklıma geldi. <laughs> şimdi ben, abi, şimdi sonra... ben sorayım. Zor, evet. zor soruyor mu Buyurun. Bu, bu Özgür'ü Yılmaz Hoca gördükten sonra Kasımpaşa maçında oynatmazsa hata eder. Yani? Hata eder. Yani çünkü sen Fenerbahçe gibi bir takıma karşı... Hemen 45. dakikada oyuna sürüyorsun, çocuk da çok üst seviye futbol oynuyor, golünü atıyor, penaltıyı olacak pozisyonun pasını veriyor. Eğer sen bunu değerlendirmez de o molayı yine sürersen sahaya o zaman e, haksızlık edersin. Yani ben olsam ben yani, olsam Yılmaz Hoca'nın yerinde ben Özgür'le başlarım. Göreceğiz. Hocam koşan çocuk, genç çocuk. Hocam mücadele yani ediyor, ayağı sağlam oynuyor, garanti oynuyor. oynuyor. Garanti oynuyor, koşuyor, mücadele ediyor. Bak attığı bak gole bak şu anda şimdi. attığı gol bak, ekranlarda. Tek ve temiz vuruş. Te, temiz. Ne oyalanıyor, ne yani onu bu, yapıyor, ne bunu yapıyor. E, omla, Aynı pozisyonu at omoloya. Omoloya böyle girer, poz, hocam bu, omoloya böyle girer. pozisyonlar çok geldi. Çok geldi evet. Ama bak işte Özgür'e bak hemen oradan ne? Vuruşun, pozisyonu da alıyor, vuruş pozisyonu da alıyor. Ayağının içiyle temiz ve Harun'un kapattığı köşeye atıyor. Yani tabiri ise böyle iğnenin Yıldızından geçiriyor. Şimdi Yunus'tan bir genel puan durumunu alalım. Sonra da rakiplerinkini alalım. Bir bakalım bundan sonra şu an hocam bizim 37 puanımız var. Ankara Gücü'nün 38 puanı var. Kayserispor'un 39 puanı var. Kasımpaşa 40 puan, Malatya 41 puan, Başakşehir 43 puan. Bir maçımız bizim fazla. Erdinç hocam neler söyleyeceksin? bu puan tablosuna göre sonra bu rakiplerimizin kalan maçlarını ekranlara getireceğiz. Şimdi 37 puanımız var. iki tane maçımız var. Son evet. haftamız yok. Bizim iki diğer rakiplerin üç. İki de iki yaparsak 43'ten bitiriyoruz. Doğru evet, mu? Evet. Başka yapacak bir yok. Yani 4 puan alsak kaçta bitiyor? 41'den bitiyor. 4 puan alsak 41'de bitiyor. 41'de, 41'de de kurtarmaz bitiyor. Kurtarmaz hocam. Kurtarmaz. Yani şu anda bu ligde bahsettiğim küme düşen adaylardan biri biziz. Geçen hafta 6 puanı iş... alamazsak. Alamazsak. Çünkü niçin? Söyleyeyim. Baktığınız zaman Başakşehir bugünkü galibiyetiyle hocasının da ben beyanatını gördüm. Bize bundan sonra 1 puan yeter dedi. Yani Başakşehir 44'ten bu işi ben kapatırım diyor. Çünkü niçin? Oynanacak maçlar var. Herkes birbirinden oynuyor. Şimdi burada en kötü şu anda 3'ü sayarsak. Başakşehir'e 43 de yetiyor hocam. 40 şey ikili avarajdan mı diyorsunuz? Tabii. O an. Yani, yani. şu an ikili avarajı da konuşacağız. Peki Yunus bir şey, de e, kalan maçları mesela kalan bir e, Ankara da Gücü maçını hocam. getir ekranlara. Ankara Gücü'nün şu anda 38 puanı var. E, haftaya kimler oynuyor? Fenerbahçe, Fenerbahçe ve, Büyük 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 Büyük. Büyük. oynuyor. Fenerbahçe oynuyor. Kasımpaşa ile oynuyor. Tamam gücü. hocam. Ve Alanya ile bitiriyor. Şimdi bu konuma şu duruma göre bakarsan e, şimdi ya Kasımpaşa ya Ankara Gücü Şimdi 40'da kalıyor hocam. Şimdi en en kötü 41'de kalıyor. Şey ama şey Kasımpaşa'nın son maçı kimle? Şimdi Kasımpaşa'yı alalım ekrana. Bak, önemli olan bu burada şu anda e, Bizden Ankara Gücü maçını kaybetmiş pozisyonu mu diyoruz? Saat Ankara Gücü maçını berabere bitirmiş. 41. Yani son maç şu an Kasımpaşa Sivas'a Sivas Sivas geliyor. Var. Sivas Sivas'ın ilk 5 var. Bak ee, Ankara gücüyle ile bak Kasımpaşa oynuyor. Şimdi yine iş bizde hocam. Biz kendi Şimdi biz hocam şu kalsın bir Yunus ekranda. Hiçbir bizde. Şimdi biz Kasımpaşa'yı yendiğimiz zaman 40. 40 orada 40. O da 40. Ankara Gücünün bir ekrana getirelim. Getir. Kimle oynuyor? Fenerbahçe, Fenerbahçe oynuyor. Fenerbahçe 38'de kalacak hocam. 38. Biz 40. 40. Ankara Gücü 38. Kasımpaşa 40. Tamam. Ee, Kayseri'yi bir alalım ekrana. Kayseri'den ziyade hocam ee, Ankara Gücü'nün Bizim o 40-40-38 kalacak haftanın sonrasında... Kayseri'de Antep'le oynuyor. Orada sıkıntım yok hocam. Bak Bizim... Başakşehir'le oynuyor, Fenerbahçe'yle oynuyor. Kayseri buradan şu an 39 puanı var. Ee, baş... Kayseri Spor buradan kaç puan çıkartır? Hocam bak 39. Şimdi bu kaç puan çıkarır derken bugün zaten gitti rakibin en kötü rakibinden bir puan aldı. Aldı. Doğru evet. mu? Bak bugün Antep kendi sahasında Sivas'a yenildi. Yenildi evet. O 5 için de büyük bir şeyini kaybetti. Doğru değil mi? Ama aynı Antep bize yenildiği yani an gitti Ankara gücünü, Ankara günü işte bu çok enteresan bir ligde oynuyoruz. Şimdi, şimdi zaten ben Kayseri... hocam Kayseri buradan kaç puan çıkartır? Hocam şimdi buradan çıkar derken şöyle söyleyeyim 3 puan çıkartır Üç diyelim puan, en iyi ihtimalle derken, Antep maçını. Şöyle söyleyeyim Şimdi bu önümüzdeki hafta biz Kasımpaşa ile oynarken Başakşehir kimden oynayacak? Başakşehir? Evet. Biz Biz Kasımpaşa ile oynarken. Bir ona bakabilir miyiz Yunus? Başakşehir? Bunu Şehir, niçin yani. söylüyorum? Bak hocam. Başakşehir niye? Çünkü bunu niçin dile getiriyorum? Şimdi Başakşehir burada her takım Sivas'la oynuyor. oynuyor. Bak da oynuyor. Sivas alamaz 3 puan. Hocam alır veya almaz. Alır mı? Alır. Çünkü o gücü var. Aldığını bir puan bile alsa. Sivas'ın da o gücü var hocam. Bak, Sivas Sivas'ta da var hocam. Ondan sonra ilk beşi bırakmaz. Zaten şu anda 3 tane takım yani e, takımlar kendi ipini kendi çekecek ama Üç tane etki eden takım var. Biri Antep, biri Sivas, biri Alanya. Bu üç takım şu andaki aşağıdaki Kayseri'den itibaren aşağıda kalan takımların hepsine maçı var. Hep de kritik noktalarda var. Evet. Şimdi bunu niçin söylüyorum? Başakşehir şu anda bugünkü maçını da alarak çok rahatladı mı? Rahatladı. Rahat Haftaya var. nereye gidiyor? Sivas'a. Beraberlik alırsa tamamen işi bitiriyor mu? bitiriyor. Haftalar geldikçe takımlar rahatlıyor hocam. Yani rahatlıyor demek yani bu ondan sonraki maçlarını bırakacak anlamına, gelmez. demiyorum. Çünkü Kon lig konsantrasyon, Bak hocam adaptasyon. Şimdi ben şunu örnek vereyim. Geçen hafta Alanya Spor Fenerbahçe maçındaki Alanya Spor'la bu hafta oynanan Kasımpaşa Alanya maçına bak böyle Maç bugün 3-0 bitti ama Skor olarak bir değerlendirme yapsanız Hocam ne şimdi dediniz? Fenerbahçe Alanya maçında da Kötüydü bizim maçta da kötüydü Alanya maçı yani, şeyde maç, şey Alanya 0 Fenerbahçe maçında mı Alanya evet. mı kötüydü Hayır Fenerbahçe, Fenerbahçe. 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 Bak, hocam, Bak, Fenerbahçe. hocam Fenerbahçe takım olamamış ki Fenerbahçe maçında ben yine söylüyorum Şu penaltıyı çalmasalar da işler değişirdi hocam Değişirdi Yani Fenerbahçe evet kaliteli bir kadrosu var Eyvallah Güzel oyuncuları var yetenekli kaliteli oyuncu ama hocam, takım olabilmek tamam, başka bir şey. Ben de demiyorum. Bak şimdi bugün bugün penaltı oldu. Beşiktaş Hatay maçında da Hataylı oyuncu forvet oyuncusu Beşiktaş'a atacağını gitti kendi kalesine attı birinci dakikada gol oldu maç döndü 4-0. Bak hocam biri penaltı biri kendi kalesine attı. Şimdi hocam şeyin puan durumunda Malatya'nınkini de getireceğiz ama tek bir reklama gidelim. O reklamdan sonra Malatya'nın puan durumunu inceleyelim. O, o, o da çok enteresan. Şimdi en rahat takımlardan biri Malatya. Bir dakikalık arayı rica ediyorum. Sonra yine beraberiz. <laughs> Şimdi bir de Malatya'nın puan durumunu ekranlara alalım. Bir bakalım Malatya kaçta Malatya, 40 da değil mi? 41 puanı var Malatya'nın. Kaç? 41 puanı var. 41. Bu 41 hafta dizi... bak hocam. Bak şimdi Rize'ye Rize gidiyor hocam. Bak. Hatay'la oynuyor, Galatasaray'a gidiyor. Galatasaray maçını şöyle görüntü icabıyla... Yani Malatya bay şuradan 4 puan çıkartır mı? Hocam çıkartmaz mı? Çıkartır. Ya yani çıkartır görüntü var mı? Var. var o anlamda. Şu Bak, an Malatya biraz daha rahat gibi görünüyor. Rahat derken kalan şimdi buradaki maçlarda... şeyimiz ne? Rize'yi Rize, yi, Rize yi yenecek. Rize yenecek. Kendi sahasında Hatay, Hatay... Malatya'yı yenecek, değil mi? Ki Hatay Malatya gelsin iyice aşağıya. Biz de bütün maçlar... Hatay, Hatay maçını Malatya alır hocam. Malatya Malatya belli olmaz. Bir puanla da bitirebilir şu maçları. Yok hocam futbolda olmaz diye bir şey yani, konulur ama. Şey burada de yaptığımız şu yorum. aynısı bizde olsaydı mesela. Biz Aynı dedik Erzurum, Hatay. 6 puan çıkartırız dedik. Derdik değil mi? Evet. E, o, şimdi Hatay hesap yaparken o, o, şekilde yapıyor değil mi? Diyor ki ben Rize, Rize'ye gidiyor hocam. Kaç puanı var Rize? 45. Rahat mı? Rahat. Rahat. Yani bu, tabii bunu kimseyi de zan altında bırakmış değil mi? ama rakipler rahat gidiyorsun. O kadar sıfır. Herkes paraya oynuyor galibiyet için herkes oynuyor tamamen ama bir de bunu o risk alma var değil mi? Daha eskiden kullanırız ya ya yani kafayı şimdi da şimdi topa sok. Topa şöyle so bir şey yani, de var hocam. Ayağa ee, sokmak dediğimiz bir kelime biz, var. Tamam, Kimse sokmaz. Bunu Malatya maçını alalım ekrandan alalım. İkili avaraj dediğimiz bir şey var. En sağlam Kasımpaşa'ya. Bizim. Bizim hocam Kasımpaşa, Kasımpaşa, Kasımpaşa maçını alırsak bak Kasımpaşa'yla ikili avaraj bizde. Hocam 43'ü biz bitiriyor muyuz? 43 Tamam. Biz, şimdi 43'e göre şu anda Kasımpaşa'nın kaçı var? 40. 40'ı var hocam bak 43'e bitiriyoruz. Kasım Kasımpaşa'nın kaç Bir daha Kasımpaşa'yı alabilir miyiz? Kasımpaşa'nın kaç maçı var? 3. 3 maçı var hocam. Şimdi bak hocam bizim maçı biz 43'ten bak, bitirdik biz hocam. Biz 40'la bak 40 yaptık. Şimdi Kasımpaşa e, Ankara Gücü maçı var. Final oynayacak. 40 e, onlar da yaptığını düşün 43. Bak hocam. Son Sivas'ta Sivas bak. Beşincisi de bırakmaz. Hocam onu bilmiyor. Bak, Bak dedim ya. Yorum. Bak, yorum. yorum sadece yorum. Derken. Şimdi Sivas maçını kaybettiği zaman. Hocam Bak. fark etmiyor. Kasımpaşa, Eğer Kasımpaşa Ankara, Ankara gücü maçla beraber biter. Berabere beraber bitecek beraber hocam. hocam. O beraber. maç da beraberlik Kasımpaşa, maçı. Kasımpaşa Ankara gücü. Kasımpaşa çünkü, çünkü haftaya haftaya, maçı haftaya Ankara gücünün de bay geçtiğini sayalım. Ankara gücü Fenerbahçe oynuyor. Bak. Bak bay geçti Şimdi hocam. Şunu, hayır hayır şuna geliyorum. Şimdi diyelim ki biz Kasımpaşa'yı yenersek 40'a 40. 40. Eğer Ankara Gücü Kasımpaşa'ya beraber kalırsa e tamam. ikisi kol kola girer giderler. Hocam bak şey o açıdan diyorum Kasımpaşa Ankara Gücü maçı bir bakıma 40 puandan Paşa girecek, 38 puandan Ankara Çünkü, Gücü maça çıkacaklar bak, hocam. Şimdi ben niye söylüyorum hocam? Kasımpaşa'ya karşı yendiğimiz takdirde Kasım Paşa maçının önemini buradan dile getiriyoruz. İkili avaraj bizde. Tamam hocam. Yani 4 puanlık bir fark olacak. Ama bizim tabii bu arada Alanyayı da yenme şartıyla. Yok, onu biz 43 biz, 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 biz onlar da var. He. Hocam, hocam onu söylüyoruz da diyoruz ki biz 43'ten kapattık. Kapattık. Biz kafa 43'le kapattığımız an. Son, son hafta, hafta Bak, ne olacak? Kasım Paşa da 43'le kapattı. Diyelim. Hocam şu başlara göre. Şöyle söyleyeyim. Erzurumspor'u bay geçtiniz. Kasım Paşa yalnız Ankara Gücü'nü yendi diyorsunuz değil mi siz? Ya Ankara Gücü'nden 3 puan alıyor ya da var, Sivas'tan 3 puan alıyor diyelim. Ha, yani, yani son haftaya kadar getirdi. 43... Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Siz o ama Kasımpaşa Ankara Gücü maçında siz Ankara Gücü'nün Kasımpaşa'yı yendiğini söylüyorsunuz. Son haftaya kalırsanız. Doğru mu? Son haftaya kalırsa Kasımpaşa Sivas'ı yenecek diyor ya. İşte şimdi oraya getiriyorsunuz hocam. Bu futbolda şimdi tamam. oraya Şimdi yani Ankara Gücü bu sefer Kasımpaşa'yı yenerse kaç puanla ediyor? diyor? Ankara Gücü Kasımpaşa'yı yenerse 41 ediyor. ediyor. Son ha. hafta Bakalım Ankara gücünün maçına da Alanya'yla oynayacak zannedersem son haftada. E, Alanya'yla oynuyor. Bizi Heh. takip ediyor Ankara gücü. Tamam. Evet. Alanya. Alanya. Ya Ankara gücü şimdi bak Fenerbahçe'ye gitti. Tamam. Şimdi Kasımpaşa'ya sıfır çekti. Diyelim ki bak Fenerbahçe'de sıfır çekti. Kasımpaşa maçından bir puan aldı. Üç puan da oradan dört puan aldı. 38. Dört de koy. 42. 42. 42. Yine bizim altımızda. Yani 43 yaparsa tamam, biz... ancak o altı puan alırsa hem Kasımpaşa hem Ankara gücü maçlar, şeyden, Alanya maçından 6 puan alırsa ki o zaman e, Kasımpaşa'yı lige yolluyor. Aşağıya gönderiyor. Yani biz şu anda bu görüntüyle Denizli ile Gençler Birliği'ni götürdük hocam değil mi? Onlar gittiler hocam. Onları Allah işlerini rast getirsin. Denizli'nin zaten matematiksel de Yok, o düştü kaldı. de. Yani o, şu anda ikisi tamam. tamam. da. An, gençler Birliği de tamam. Ya bir şey söyleyeceğim hocam. Bir de geçen haftaya gelelim mesela. Bir durum daha var. Mesela biz Başakşehir şeyiyle oynadığımızda e, sırada Kasımpaşa neydi? Baydı. Baydı. Biz Başakşehir'i yenseydik 3 puan olmayacak mıydı? Evet. Farklı. Bir de bu hafta mesela vuracaktı Kasımpaşa'ya. 6 çıkacaktı. Başakşehir'i yensek ama zaten da, ligde kalmıştı hocam. Ama o da var. Mesela kalmıştık ya garantisi yok bu işin değil mi? Ben o anlamda diyorum Yani bak, bu ne olacak Kaç puan var hocam? Kayseri'nin kaç puanı var? Kayseri'yi bir alalım. Kayseri'nin de 38 98, puanı var. 38 mi 39? 30, mu? 30, 39 puanı ba, 39, var. 39 hocam. Bu hafta kimden oynuyor? Antep'le oynuyor. Ba, Antepli. 39 etti 42 hocam. 42 eder. Başakşehir'i pas geçer. Fenerbahçe'yi pas geçer. Kayseri Spor'da Allah şimdi 42 puanla kümeye gider. Ha işte bizim o zaman kaç puanımız olacaktı? yani Bizim bir o zaman bir 49 hafta 9 hafta puanımız ödüyordu. Biz 49 puanı yapsak zaten bu hesabı, Yani şimdi yani biz. biz burada hep afaki konuşan böyle olsa şöyle olsa bunu o zaman bunu biz iste. en iyisi kendi işimiz Cumartesi, günü, hocam. Cumartesi günü Cumartesi saat, günü, saat günü, e kadar bunu bırakmayacaktık beni demek istediği mi hocam? Kesinlikle yani. bırakmayacaktık demek ki biz zoru seviyoruz zor. zor işleri başarma'yı seviyoruz zor değil hocam bu ee, felaket yani felaket felaketi evet. se ama ben tabii felaket. şu anda e, be, be, başka bir noktaya çekeceğim ben Erzurumspor yönetiminin yerinde olsam kulüpler Birliği'ni acil toplantıya çağırırım ne için hocam? Tabii bu yılda küme düşme olmaz mı hocam? Yer çekimi var ya. Yer çekimi. Yer çekimi var O işi. gerçek. Ama bu da gerçek hocam. Denizli küme düştü gerçek. Doğru mu? Evet. Bak, gerçek. Geçen yıl kim düşmüştü hocam? Kayser Spor, Kayseri Spor, Ankara Gücü. Malatya, Malatya, Malatya. Doğru mu? Onlar gerçek değil miydi? Gerçek. O zaman yer çekimi yok muydu hocam? Ha, o zaman uzayda oynuyorduk biz demek ki. Ha. Demek ki bu konuşacağız. Zaten bak federasyon o kadar basiretsiz ki hocam. Yaptığı açıklamaları görmedin mi? Cenk Tosun'un elle iddia edilen, bütün Türkiye görmüş. Kameralar yayınlamış, orada... el olduğunu herkes kabul etmiş. Federasyon başkanı hala iddia edilen diyor. Sonra patates tarlalarında oynatmayacağız kararımızdır diyor. Bunu bize Atıfan söylüyor. Herhalde Cenk Tosun sakatlanmasından sonra. Biz ondan sonra yine kaç tane maç oynadık. Ya bu federasyon başkanı değil ki hocam. Bunu getirmişler oraya koymuşlar demişler ki sen burada otur. Yap, yani bir hocam, zaten aşağıdan, yok Yok Zaten aşağıdan alkan. Yok yok. oldukları götürüyor. beyanlar ve kullanılan kelime diyor ki yer çekimi bu kadar gerçek ise küme düşme olacak. Bu geçen sene de bir yer çekimi vardı. Şimdi Hiç vardı. Işte e, bu sene onu, niçin yok. Onu hocam onu. E, bu sene son... hocam yapacak bir şeyleri yok. yok Yine yani. küme düşmeyi kaldıracaklar. Ben onların o yerinde olsam. Hocam fark etme cırkı yok. Doğu grubu, batı grubu. ikiye bölecekler. He, A grubu kendi B grubu. arasında oynayacak. Hocam Biz A kendi... grubu, B grubu yapacaklar. Aynı TPP'nin de playoff var ya hocam. Playoff oynayacaklar. Ne? Ama bu sefer işin içine bu girer. Hocam bunu girsin yapacak bir şey. Şimdi Denizli'nin suçu ne? Bu şeye benzedi. Aynı dizi var ya Fatma Gül'ün suçu ne gibine düştü yani Denizli'nin. Yani <laughs> şimdi, şimdi baktığınız zaman e şimdi baktığınız zaman gençliğe birliğinin yoksa Gençşehir bildiğin suçu ne? Şöyle. Ha biz düşeceksek Erzurumspor'un suçu ne? Hayır suçu ne? Yani Erzim Spor burada bu, hiç suçu yok. Bir de tamam, Erzurumspor çıktığı ligde e, 2.9 milyon galibiyet hesaplarken 2.2'ye indi. Yok şu soruyu sorayım 1. hocam. 1.5 beraberliği hesaplarken 1.2'ye indi. Hocam parasında e değilim ben. Ama şimdi ben size dönüştüm. hemen bir soru sorayım. Bu ligde şu anda Kayseri, Ankara gücü, Malatya ligde kalırsa ne, olsun, ne olacak? Kıyamet kopacak. Nasıl kıyamet kopacak? Ortalık fırtına. Hocam kop, Kopacaksa kopsun. kopsun şimdi işte kopsun, kopsun işte ben de diyorum? Işte şimdi herkes şimdi, sonu bekliyor. Yani hocam da. neyin sonu bekleyecek? Yani, yani belki belki de hocam yine tekrar Kayseri, Malatya. Ankara gücü düşecek, bilmiyorsunuz. Nasıl düşecek? Yani, bu Mümkün işte, de, ya değil. Hocam? Bir senaryoya göre belki düşebilirler Hocam şu anda gençler, en, denizli... en kritik olan düşeceklerin içerisinde de son haftalarda var. birisi kurtaracak. Birisi ya kayseri bir düşecek, ya malatya yani. ya o e... pozisyon. Ama ikisi kurtaracak. İkisi, Poz... i̇kisi kurtaracak pozisyon. Belki ikisi düşecek, biri kurtaracak. Kasımpaşa kurtaracak o zaman. Bizi de kurtarmış olacağız ya. Da. Nasıl olacak? Hayır. Hocam, yani şimdi... Gençler Birliği'nin yok saydığın zaman şimdi bak. Bu ikisinden kardeş belki mi ikisi Düşecek belki biri bu, düşecek. Bak şimdi denizli'den gençler birliğine iki tane kardeş arıyoruz. Evet. E şimdi bu iki kardeş kim olacak? İşte diyorum <laughs> belki Malatya Kayseri belki e, işte, Kasım Paşa. Kasım yani Kasım Paşa da olabilir tabii. Ama e, hiç, kim öbür üçüncü takım neydi? Hatta mı? Evet. Malatya. İşte Malatya, Malatya Kayseri, Ankara gücü. Ankara, Ankara gücü. gücü. Bu üçünden belki ikisi de düşecek. Ya da bir tanesi düşecek. Veya birisi düşecek ona kardeş tamam. biz olacağız ya da Kasımpaşa Şimdi olacak. Şimdi bu o o geçeninki üçlüden bir tanesi diğer aşağıda kalan üçlünün ne günahı var? Hiçbir günahı yok. E o zaman o üç takımın ben Denizlispor'un yerinde de olsam acil. Kulüpler Birliği'ni toplarım. Geçen hocam, sene nasıl sporun, ağladılarsa hocam. Hayır, bir de Denizlispor'un öyle bir sıkıntılı varmış ki yani Denizlispor birincilikte bile kalamayabilir diye yorumlar duydum. Ciddi manada maddi sıkıntı çekiyorlarmış. Hocam her çek. takımda evet, Sahipsizlik. Hocam. Hayır sahipsizlik de hat safhadaymış Denizlispor'un. Yani biz hatta ligde kalırsak oradaki o iki oyuncuyu şimdiden bağlamakta da fayda var o o hocam, sagarlı... onlar boşta sanırım. kalmaz zaten onların zaten menajerleri var şu anda piyasa bitmiş hocam Bit. transfer bitmiş belki de yapmışlar hocam şu anda yani. transferin hocam şimdi tabi yani. haberlere gitmemiz gerekiyor haberlerden yana günü sıkıştırıyor beni He. şimdi cumartesi günü saat 20.30'da gerçekten bu sefer final, ya varız final. ya yokuz evet, her bir her final, final maçına oynuyor hocam. çıkıyoruz ee, ve sizi statta yorumlarınızı bekliyoruz. Ha, bugün Ali geldiği maç da, da var. Aynı saat. Aynı saat. Galatasaray bizi, maça bizi çok ilgilendirmiyor. Yani bizim... Yok ya Beşiktaş Galatasaray maçı bizi ilgilendirmiyor ama bizi ilgilendiren Kasım ee, Kasımpaşa. Kasımpaşa. Kasımpaşa her zaman final, maçı. Final Finalin finalini Finalin oynuyoruz. Orada sthattan yani, sizin istediğim. yorumlarınızı alacağız. Haluk hocam stüdyoda bizimle beraber olacak. O maçta burada inşallah hayırlı haberleri vereceğiz. İnşallah. Çok teşekkür saat ediyorum. 8.30 değil mi maçta? 20.30. Evet 20.30'da. Yani, yani. ee, hocam çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Evet sevgili izleyenler. 3-1 kaybettik üzüldük mü? Şahsen ben üzülmedim. Özgür diye bir oyuncunun ne olduğunu gördük. Yılmaz Hoca'ya teşekkür ediyorum. Bize Özgür'ü izlettirdiği için. Ve Özgür'ün nasıl bir oyuncu olduğunu hepimize gösterdiği için hocam teşekkür ediyorum. Siz bu inançla, bu cesaretle bu takım ligde kalacağına biz inanıyoruz. Siz de inanın hocam. Yani bugünkü Fenerbahçe'ye oynadığınız oyun, o ilk 13 dakikayı çıkardığınızda oyun bunu gösteriyordu. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Cumartesi 20.30'da çok önemli bir maç için sizi tekrar bu ekranlara bekliyor olacağız efendim. İyi akşamlar. spor spor aktivitisi sundu.